Putin, İsrail jetlerini vur emri verdi, dünya ayağa kalktı. Geçen günlerde İsrail füzelerinin düşmesinden hemen sonra ortaya çıkan bir haber, dünya gündemini tam anlamıyla alt üst etti. Suriye'de Eylül 2015'te doğrudan Beşar Esad'ın yanında savaşa giren Rusya, geride kalan 6 yılda İsrail'in savaş uçaklarıyla düzenlediği füze saldırılarına göz yumdu. İsrail, Orta Doğu'daki can düşmanı İran'a ait milisler başta olmak üzere Şam rejimine yüzlerce saldırı düzenledi. Akdeniz kıyısındaki Rus üslerinden hiçbir cevap verilmedi. İsrail Gizli Servisi Mossad'a yakınlığıyla bilinen Debka File internet sitesi 25 Temmuz tarihinde yayınladığı özel haberle Orta Doğu'da dengelerin geri dönülemeyecek şekilde değiştiğini duyurdu. Habere göre Ruslar ilk kez 20 Temmuz'da Halep yakınlarında gerçekleşen İsrail saldırısına ilişkin tüm detayları paylaştı. Güneyde ABD'nin kontrol ettiği alandan Suriye hava sahasına giren 4 İsrail F-16'sı Halep'teki hedeflere güdümlü füzeler fırlatmıştı. Söz konusu füzelerden 7'si Rus üretimi Panzer-S ve Buk-M2 hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Daha önce Rus füze savunma sistemleri İsrail saldırılarında devreye sokulmamıştı. Debka File, 3 gün sonra yayınladığı haberde ise Moskova'nın İsrail'in Suriye saldırılarına ilişkin tutumunun Putin'le ABD lideri Joe Biden arasındaki zirvenin ardından değiştiğini savundu. Rusya, Debka File'ın 21 Temmuz'daki özel haberini Suudi yayın organı Şarkul Avsat'a doğruladı. Debka File, Rusya Savunma Bakanlığı'nın daha önce İsrail saldırılarına dair hiçbir yorum yapmadığını vurguluyor. Bir Rus kaynak, Moskova'nın İsrail'in Suriye hava sahasını ihlal eden saldırılarına karşı çıktığını ve hava sahasını kapattığını söyledi. Rus medyası ise Suriye'deki Rus yetkililer İsrail füzelerini vurma ve savaş uçaklarını düşürme emri verdi başlığıyla gelişmeyi duyurdu.